Sıraç. Ya hadi gülümse biraz. Gülümseyince gözlerin ışıldıyor. Dün geceden sonra babanla konuştun mu hiç? Sabah erken çıktım. Konuşamadık. Ya Sıraç, lütfen babanın tavrını daha fazla takma kafana. Seni tanıdıkça değişecektir o, eminim. Pelin, bak. Benim başka sıkıntılarım var aslında. Abi. Sıraç abi. Bekir, ne oldu oğlum? Sakin ol. Zabıtalar çömlek tezgahını götürdü. Ne diyorsun sen Bekir? Ne oldu oğlum be? Ne oldu oğlum? Baba, zabıtalar dükkanı yıktı. Tezgahı da belediyeye götürdü. Ulan bir bu eksikti. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika, anlamadım. Neden geldi zabıtalar? Ya belediye arazisine çökmüşüz. Durun, durun, durun. Belediye başkanımız efendi bir insandır, halden anlar. Ben kendisiyle gidip konuşurum. Hatta beraber gidelim, daha iyi olur galiba, değil mi? Tamam. Allah razı olsun Alekon amcam. Tamam, tamam. Ben de geliyorum. Hayır efendim, sen burada kal. Burası kalabalık. Burayı yalnız bırakma. Hadi. Tamam, koş Sıraç, konuşuruz biz sonra. Hadi, hadi. Yürü Bekir, yürü. İstanbul'unuz bataydı sizin. İstanbul'muş. Geleli ne kadar oldu? Her biri bir başka yerde. Aman, 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 aman. İstanbul. Kimdir o? Benim Kudret Hanım. Şuraya attım da sevabını. Allah kabul etsin. Ellerine sağlık. Bizde tabak boş verilmez. Ben de bir şeyler yapıp çocukla gönderirim. Buyur gel bir çak kahve içelim. Hiç girmeyeyim komşu. Evde temizlik yapacağım. Akşama doğru da pazara gideceğim. Akşama doğru. En az yarı yarıya ucuzluyor akşamları burada pazar. Kasanın dibinde kalan ezik büzüklerden de para almıyorlar. Gerçek mi? O zaman ben seni işinden gücünden etmeyeyim komşum. Ama bak başka zaman illa ki beklerim ha. İnşallah. Ha, hadi iyi günler. Ana, suyu para ana. Sebzeyi bedava veriyorlar burada. Kim bilir daha ne icatlar göreceğiz biz bu İstanbul'larda. Haydi kolay gelsin. Malik, hayırdır ne işin var senin evde? Niye babanın yanında tekisin? Zabıtalar arsaya geldi. Çömlekhaneyi yıktılar. Tezgahı da alıp götürdüler Kudret Hanım. Babamla dedem de belediyeye gitti. Sen ne diyorsun Malik? Çömlekler? Hepsi kırıldı. Kardeşim, biz yalnızca ekmeğimizin peşindeyiz. Tamam, işgal ettiğimiz yeri dağıttık. Çömleklerimizin tamamını kırdık. Ama bize tezgahımızı geri verin. O bize büyük dedemizin yadigarıdır. Bak hemşehrim, burası İstanbul. Öyle her yerine gelen, her istediği yere izinsiz iş yeri kuramaz. Bir sahibi yok bekledik. Peki, bir sekek. Müdür Bey'le konuştum. Çok üzüldü. Suç işlenmiş. Kayda da geçmiş. Yapacak bir şey yok. Cezayı ödemeden tezgahı alamazsınız.
İsmail! Oğlum! Oğlum! Baba! Kusura kalma, ben bir suç işledim. Keşke seni dinleseydin. İyice araştırıp sorsaydın, bunlar başımıza gelmezdi. Olan oldu oğlum. Hakkımızda böylesi daha hayırlıymış. İsyan etmenin zamanı değildir. Demek ki rızkımızı başka türlü sağlayacağız oğlum. Ne yapacağız baba? Ne elde kaldı ne avuçta. Kızların okulu ne olacak? Onca boğaz nasıl doyacak? Ne iş tutacağız baba? Oğlum, çok şükür. Bak, hayattayız, selametteyiz. Elimiz, kolumuz sağlam. Bak, aslan gibi torunlarım var. Kaç kişi? Elbette çalışıp ekmeğimizi taştan çıkartırız. Hiç olmazsa başımızı sokacak bir evimiz var. Ona da çok şükür.